Aşağıdaki paralel kenarın alanı 24 birim kare olduğuna göre yüksekliğini bulunuz. Evet, bahsi geçen paralel kenar bu. Bu kenarı 6, bu kenarı da 5 birim ve az önce söylediğim gibi alanı da verilmiş ve biz bu paralel kenarın yüksekliğini bulacağız. Evet, her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve yüksekliği benden önce kendi başınıza bulun. Bu soruyu çözmek için alanın bir paralel kenarın alanının nasıl bulunduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bir paralel kenarın alanı taban uzunluğu çarpı yükseklik olarak bulunur öyle değil mi? Peki bu sorudaki taban uzunluğu neymiş? Buradaki kenarın taban olduğunu düşünürsek uzunluğu bu kenarla aynı. Yani 6 birim olacak. Neden mi? Çünkü paralel kenarın karşılıklı yani paralel olan kenarları birbirine eşittir. Hemen yazalım. 6. Evet burada da taban yerine 6 yazdık. Yüksekliğin ne olduğunu bulmak istediğimiz için buraya h yazalım. Alanın ne olduğunu da biliyoruz. 24 birim kare. 24 eşittir 6 çarpı h. Peki 6'yı hangi sayıyla çarptığımızda 24 eder? Tabii ki 4. O halde yükseklik neymiş? 4 birim. h eşittir 4.